Milattan önce 5000 yıllarında kurulmuş olan şehir, lavlar altında kalmadan 160 yıl kadar önce Romalılar tarafından ele geçirildi. Bir liman şehri olması dolayısıyla Roma'nın ticaret başkentiydi. Bu yüzden de Roma zenginleri ve gemi kaptanlarının kaçamak yeriydi. Milattan sonra 62 yılında gerçekleşen depremde şehir neredeyse yerle bir oldu ama halk bunu kale almadı ve sürekli tekrarlanan depremlere rağmen günlük hayatına devam etmeyi öğrendi. Kazılarda şehirdeki hayatı yansıtan birçok duvar resmi de bulundu. Milattan sonra 24 Ağustos 79 yılında Vezüv'den yükselen kül bulutları dakikalar içinde tüm şehri kapladı. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan şehir sakinleri limandaki gemilere doluşup denize açılmaya başladılar. Şehirde kalanlar arasında ilk ölümler Vezüv'den fırlayan küçük ama çok sıcak taşların insanların üzerine mermi gibi yağmasıyla oldu. Halkın büyük kısmı evlerine sığınarak kurtulmaya çalıştı. Ama evlerin üzerine yığılan kül ve sünger taşı tabakaları evlerin çökmesine neden oluyor ve evleri birer mezara dönüştürüyordu. Ardından ise daha büyük kül topları yağmaya başladı. Bu toplar düştüğü yerde patlayıp zehirli gazlar saçıyordu. Gemilerle şehri terk etmeye çalışanları ise depremin de etkisiyle yükselen dalgalar karşıladı ve onları Vezüv'ün lavları ile dolu olan şehir surlarının içine fırlattı. Milattan sonra 24 Ağustos 79 tarihinde birkaç saat içerisinde Pompei şehrinde yaşayan 20.000 insan tamamı 15 metrelik kül ve lav tabakasının altında can verdi. Şehir 1748 yılında İspanyalı rakı Joaquin de Alcubierre tarafından şans eseri keşfedildi. 1863 yılında kazıları devralan Giuseppe Fiorelli, kalıntıları alçıyla doldurarak koruyabileceğini keşfetti. Bu da Pompei hakkındaki taşa dönüştüler dedikodularının çıkmasına sebep oldu. Fiorelli'nin tekniği o dönemde Pompei'deki yaşama mükemmel detaylarla tanıklık edebiliyor olmamızı sağladı. Pompei antik Roma'nın ticaret başkentiydi. Bu yüzden de şehirde zengin insanlara ve gemi kaptanlarına hizmet veren çok çeşitli ticarethaneler vardı. Şehrin etrafı zenginlere hizmet veren genel evlerle doluydu. Bu evler ziyaretçilerini memnun etmek için her şeyi yapıyordu. Şehri ziyaret eden ve şehrin dilini konuşamayan gemi kaptanları ve çalışanlarının şehirde özellikle genel evleri kolayca bulabilmeleri için şehir yönetimi yolları penis çizimleriyle işaretlemişti. Bu onların sapkınlıklarının göstergesi midir bilmiyoruz ama çok zengin bir kültürlerinin olduğuna kanıt kabul edilebilir. Şu ana dek yapılan kazılarda şehrin çok küçük bir bölümü açığa çıkarıldı. Şehrin tamamının gün ışığına çıkarılması için ise 300 milyon dolarlık bir bütçe gerektiği söyleniyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.